Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda gördüğünüz sıralama Türkiye için savaş alanları sıralaması arkadaşlar. Şu anda birinciyiz ama şu anda birinci olmanın veyahut da 5 birinci olmanın çok bir önemi yok. Az bir önemi var. O da şu anlama geliyor. Hani birazcık daha olaya aşina olmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Birazcık daha aşina olmaya başlıyorsunuz. Şu an için hiçbir önemi yok. Çünkü şu anda ödüller falan yok. Sadece deneme safhasında etkinlik. Ama ilerleyen zamanları sanıyorum tahminen Mayıs, Haziran gibi tam olarak oturmuş olacak ve ödülleri falan da vermeye başlayacak. O zaman için bakarız arkadaşlar. Peki bu puanlar nasıl alınıyor? Nasıl birinci olunur? Veyahut da falan filan işin içeriği nedir? Onunla ilgili birazcık bilgi vereceğim. Yine en iyi savunma ve en iyi saldırı hero'ları hakkında da birazcık vereceğim. Bu arada globalde de kaçıncı sıradayız? 34. İstanbul koçum benim. 34. sıradayız arkadaşlar. Ondan sonracığıma birincinin de ne kadar puanı var? 18-35. Yani aramızda ortalama neredeyse bir 100 puanlık bir fark var. Yani 100 puanlık fark dediğiniz nereden baksanız 2, 4, 6, 7, 7 galibiyet fark var. Yani hiç kaybetmeden şu anda başlasam ve 7 galibiyet kazansam birinci olurum. Ama tabii buraya bir kasma gibi bir derdimiz şu anda dediğim gibi herkes şu an, belki kasan vardır ama asıl mevzu şu anda burada olaya aşina olmak arkadaşlar. Gelelim mevzulara. Savaş alanına geliyorsunuz arkadaşlar. Olay şu. Evvela kendinize 30 tane karakter seçiyorsunuz arkadaşlar. 30 tane karakter seçiyorsunuz. Şuradan kanalda bu arada video var. Yani 4 saat aralıksız oynadık. Oradan girip çok detaylı bakabilirsiniz. Buradan kendinize 30 tane karakter seçiyorsunuz. Bu karakterlerin içerisinde arkadaşlar hem saldırıda kullanacağınız hem de savunmada kullanacağınız karakterleri seçiyorsunuz. Ve tabii ki burada rütbeleri de önemli. Ne kadar yüksek rütbe olursa o kadar tatlı oluyor arkadaşlar. Dedim ki 30 tane seçiyorsunuz. 30 tane seçtikten sonra arkadaşlar şu taraf doluyor. Tam 30 tane. Mesela ben kafamdan dolayı göremiyorsunuz ama şurada bir istatistik var. Onu da size göstereyim. Bakın alt tarafta 30 tane seçildi yazıyor. 7 tane mutant, 4 tane tekla, 6 bılım, 5 beceri, 5 kozmik, 3 de mistik seçmişim arkadaşlar. Gibi gibi bu da istatistik olarak güzel durmuş. Bu hafta yani şu anda var olan etkinlikte 1 vs 1 atarken toplam en baba 3 dövüş atıyorsunuz arkadaşlar. Şu yine benim kafamın olduğu yerde bir yer var. 15 enerji istiyor. Her giriş 15 enerji. Burada önce pikler yapıyorsunuz. Yani pik ne demek arkadaşlar? Rakipten 3 eleman eliyorsunuz. Kendinizden de o da sizden 3 eleman eliyor. Böylelikle o 3 elemanı seçemiyorsunuz. Desteğinizin içerisinden 3 kişiyi eliyor. Genelde defans karakterleri eliyoruz ama saldırı karakterleri de çok eleyen insanlar gördüm. Yani dünkü yayından sonra sabaha kadar biraz takıldığım için o esnada başka videolar izledim. Canlı yayınlarda falan da izledim. KT'yi de izledim. KT bir ara dünya sıralamasında birinci sıraya çıkmıştı. Tabi oynamazsan birileri seni geçerse tekrardan geliyor. Çok sıralamanın canlı olması güzel bir şey. Yani canlı anında değişiyor. O güzel bir şey arkadaşlar. Rekabet ortamını arttırıyor. Şimdi puanları nasıl alıyorsunuz arkadaşlar? Mesela dövüş yaptınız. Dövüş kazandığınızda 15, 16, 17, 18 arasında puan alıyorsunuz arkadaşlar. Kaybettiğiniz zaman da yine o kadar da puan kaybediyorsunuz. Winler kazandıklarınız, lostlar kaybettikleriniz arkadaşlar. Şöyle baktığınızda kaybettiklerimde 15 kaybetmişim, 17 kaybetmişim, 15 kaybetmişim. Kazandıklarımda 15, 17 kazanmışım. Daha sonra 18, 16, 15, 16, 16. Yani son 5 maçımı kazanmışım bu arada. Allah bereket etsin. En son 20 dakika önce oynamışım. Ondan önce 7, 8, 8, 8 diye oynamışız arkadaşlar. Burada şu yanlarında bayraklar var görüyorsunuz. Mavi, kırmızı ve mavi var arkadaşlar. Bunlar ne işe yarıyor? Maviler sizin kazandığınız, kırmızılarla kaybettiğiniz. Bir tane ikinci mesela maçımda full gri. Bu da ne demek? Ya rakip oyundan çıkmış ya da bağlantısı kopmuş ikisinden biri. Allah bereket versin. Ekstra puan da orada kazanmışız. Puanları bu duruma baktığınızda bir savaş kazanıp bir savaş kaybettiğinizde arkadaşlar ortalama 0 puan almış oluyorsunuz. Bu durumda yüksek puanınız çıkarsınız. Kazandıklarınızdan kaybettiklerinizi çıkardığınızda kalan rakam size ekstra puan olarak geliyor. Mesela 10 dövüş yaptınız.
3 mağlubiyetiniz var, 7 galibiyetiniz var. Bu durumda ne yapıyor? 4 galibiyet kalıyor elinizde. Bir mağlubiyet bir galibiyeti götürüyor ve 4 galibiyet kalıyor. O da ortalama 15-16 puan verse, işte 16 verse 32 artı 64 puan almış olursunuz. Yani bu durumda hem çok galibiyet kazanmanız lazım hem de çok maç yapmanız lazım. Mesela atıyorum siz 10 maç yaptınız diyelim. İkisini kaybettiniz, 8'ini kazandınız. Yani savaştığınızın %60'ını kazandınız. Düzeltiyorum, %80'ini kazandınız. Elinizde ama ne kaldı? 6 galibiyet kaldı. Öteki taraftan adam 100 maç yaptı. 100 maçının mesela ne yapsın? İşte atıyorum 30'unu kaybetti ya da 40'ını kaybetti, 60'ını kazansın. Bu durumda ne oldu? Adamın galibiyet yüzdesi %60. Sizin %80 ama adamın galibiyet sayısı artı 20 fazla olduğu için de 20 galibiyetlik puan almış olacak arkadaşlar. Yani bu durumda evet hem maçları kazanmanız lazım hem de fazla maç yapmanız gerekiyor. İkisinin bir arada harmanlanması lazım arkadaşlar. Bu şekilde puanlama sistemi var. Bence biraz adaletsiz, yani bu şekilde hem işte daha fazla enerji yatıran adam kazanır hem de yani sayısı belli olmadığı için, sınırsız oynandığı için yine bizim için mesela zarar olmuyor. Çünkü enerjiler 30 kredi. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bir Odin alındığında 100 dövüş yapabiliyorsunuz. Bir Odin'e 100 dövüş yapabiliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam. Öyle mi yapılıyordu? Daha fazla yapılıyor galiba. Hemen hesaplayalım şuradan arkadaşlar. Hesap makinesini bir çıkartayım. Bakın. Bir Odin 3000 kredi bölü 30 deseniz 103 tane, 100 tane enerji alıyorsunuz arkadaşlar. 100 tane enerji alıyorsunuz diyelim. Çarpı bir enerjiyle 4-4.5 dövüş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ortalama adam bir Odin'le 450 dövüş yapabiliyor. Biz de bir Odin'le 450 dövüş yapabiliyoruz. Ama adam bir Odin'i 100 liraya alıyor kendi memleketinin para birimine göre. Biz bir Odin'i 1700 liraya alıyoruz. Yani bizim bu durumda sayı olarak rekabet etmemizin imkanı yok. Adam oturdu dünya birinciliğine kasacak değil mi? Adam 300 lirayı bir yatırıyor abi. 1300'den fazla dövüş hakkı alıyor. Biz 5200-5300 lira yatırıyoruz. Ya adam 300 lira yatırıyor, sen 5300 lira yatırıyorsun 1200 dövüş hakkı için. Şu anda ödül olmadığı için sıralamaya mesela çok fazla asılınmıyor. Yani belki oynamayan oyuncular bile vardır. Ya da oynayanlar dahi çok aman aman asılmıyor. Ama ödüller geldiğinde ve tahminimce ödüller çok güzel olacak. Çünkü orada dikkat edin arkadaşlar, bakın sağ tarafta malları al diye bir şey var. Sanki uyuşturucu satıyor şey. Malları al diye yazmışlar ama şu anda boş oranın içerisi. Yani T6'lar, Alfa 3'ler, Altiniz, Özgündür, Altiniz parçaları falan var. Çok güzel ödüller duruyor. Millet buraya yatıracak. Biz de, hani ben 200-300 dolar diyorum ama adamlar manyak. Adamlar bir defasında 2000-3000-5000 dolar yatırıyorlar. 1000 dolar yatırsa adam, adamın burada yani kapışma hakkı bir anda kaç, 4000-5000 tane dövüş yapma hakkı geliyor 1000 dolar yatırdığında. Ben 1000 dolar yatırsam 17.000 TL para yapıyor. Yani adam 1000 TL yatırıyor, ben 17.000 TL yatırmam gerekiyor ki aynı sayıya sahip olalım diyor. O yüzden burada Türkiye'deki Türklerin, yani Türkiye Türklerinin çok aman aman şansı olduğunu düşünmüyorum. Ama eğlenceli mi? Eğlenceli mi? Keyifli mi? Keyifli. Yine mücadele olacak mı? Olacak. Dediğim gibi arkadaşlar, yani bir Türk'ün dünya sıralamasına girmesi o kadar kolay olmayacak. Mesela bakın benim orada yukarıda sırada 34 yazıyor. Bu dünya sıralamasındaki yerimiz ama asıl rekabetçi mod başladığında, yani ödüller vermeye başlandığında o kadar yüksek olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi adam bir anda yapıştıracak. Yapacak 4000 dövüş hakkı. Benim en fazla yapacağım 100 dövüş olacak. Yani buraya enerji sürekli harcayamazsın ki. Deli gibi enerji gidiyor. Ama şöyle bir şey olsaydı daha adil olurdu. O zaman rekabet ortamı daha eşit olurdu. Günlük giriş hakkını 10 veya 15 ile sınırlayacaksın. 10 giriş hakkı, 15 giriş hakkı. Bu kadar. O zaman şartlar eşit olmuş olur. O zaman şartlar eşit olmuş olurdu. Bu sefer yetenek ön plana çıkardı. Ama burada yetenek artı daha zelsizli yine paranın ön plana çıkacağını görüyoruz arkadaşlar. Tabi de kaban firması sonuçta para kazanmak istiyor ama bence böyle güzel bir etkinlik yerine bu şekilde mundar etmemeliler
Buradan beni dinleyen kaban bir yetkiliden diyor ki akıllı olun oğlum. Buraya giriş hakkı koyun. Düelloları nasıl 5 giriş yapabiliyorsunuz? Buranın da öyle olması lazım. 5 giriş, 10 giriş falan filan. Şimdi ilk izlenimlerime göre arkadaşlar etkili olan saldırı ve defans yollarından da size bahsedeyim savaş alanlarında. Şöyle şampiyonları gösterelim. Sınıf sınıf ben size burada ilk izlenimlerimi söyleyeyim arkadaşlar. Hem benim oynadıklarım hem de izlediklerim olarak söyleyeyim. Wasp inanılmaz hızlı. Bu arada şu anda dövüşürken rakibe mazoşizm karosu veriyor. %100 saldırı gücü ve %300 de sağlık veriyor. Yani atıyorum rakibiniz bir gardiyansa eğer burada rakip gardiyan olarak geliyorsa 41 bin canı varsa orada karşınıza 120 binden fazla canı olarak geliyor. Arena'nın biraz daha yükü 2 dakikanız var. Bu yüzden seçeceğiniz saldırı yolları oldukça hızlı ve yüksek hasar veren karakterler olmalı. Defans yolları da hem rakibi zorlayacak hem de arkadaşlar zamana oynayabilecek defans yolları olursa güzel olur. Olursa güzel olur. Mesela bilim sınıfından Wasp'ta 16 saniyede mi ne almıştım? Bence rekor olur ki onun da videosunu atarım bulursam. Gardiyan fena bir defans hero'su değil. Bazen işler yapıyor. Alev adam arkadaşlar en iyi saldırılarından bir tanesi. Özellikle enerji ve mistik hasarı veren mistiklere karşı oldukça iyi. Kızıl Ulku alanı çok fazla gördüm. Ondan sonracığıma Abomination iyi olduğunu söyleyenler var. Örümcek Given kaçış yolları bu arada güzel iş yapıyor. Onu da söyleyeyim. Immortal Hulk zamana karşı oynuyor arkadaşlar. Zamana karşı oynuyor. Taş Adam gerçekten çok iyi bir defans. Bu arada herkesin antisi var. Taş Adam'a Falcon'la giriyorsun, düdüklüyorsun. Ya da işte Immortal Hulk'a Falcon'la giriyorsun, düdüklüyorsun. Bunlar farklı. Ben bunlardan hep beri konuşarak söylüyorum. Ondan sonracığıma bilim beceriye baktığımızda Falcon taktiksel anlamda çok iyi. Nick Fury defansta iyi, Köstebek defansta iyi, Shang-Chi mazoşizm olduğu için biraz zorluyor ama yine güzel hasar veriyor. Hitmonkey'i çok kullanıyorlar. Jabari defansta yine iyi. Valla Beyaz Karadul da çok etkili arkadaşlar. Ben hiç oynamadım ama millet benim Jabari'yi tekleyenler falan vardı. %100 canla. İyiydi yani bayağı iyiydi. Ondan sonracığıma Kingpin saldırıda çok kullanılıyor. Aşırı kullanılıyor. Killmonger ve Korg da defansta fena değil. Yine Mystic Knight da iyi olabilir arkadaşlar. Onu çok görme şansımız olmadı. Kozmikler'de Herkül hem defans hem saldırı. Defans olmasının sebebi ölümsüzlükleriyle beraber dövüşü uzatması. CGR şuradaki en iyi 4-5 saldırı hero'sundan bir tanesi. Çok hızlı dövüşüyor arkadaşlar. Klobsidian mazoşizmden dolayı biraz spekli sıkıntılı. Alnus güzel defans, Kunul güzel defans, Sersi güzel defans, Arcus güzel defans, Terax oldukça güzel bir defans burada. Medusa'yı genelde robotlara ve zırh kırmaya karşı kullananları gördüm. Nova kopyalı bir King Groot. Bunlar oldukça iyi arkadaşlar. Corvus, Hyperion bu ikisi de saldırıda çok kullanılıyor. Mutantlarda Omega'yı hiç kullanmadım ama desteme yeni aldım. Omega'da çok etkili olacaktır. Apokolips, Fırtına, Kitty, Profesör, Havok, Domino çok etkili defansta. Ondan sonra Bishop'u çok kullanıyorlar. Nightcrawler güzel kaçıyor. Archangel'ı çok kullanıyorlar. Belki Sinister bile güzel bir denk eşleşmede size çok iş çıkartabilir arkadaşlar. Onun dışında ne var burada? Kırmızı Magneto çok etkili ve tabii ki Weaponix de arkadaşlar iyi. Sauron da etkili olabilir. Sauron'u görmedim ama olabilir. Tekno'da Ghost arkadaşlar buradaki en iyi iki saldırıdan bir tanesi. Oyunu en hızlı bitiren iki saldırı. Mysterio çok güzel defansta. Penny Parker, Warlock oldukça etkili. Ondan sonra Hulkbuster denenebilir. Denenebilir. G99. Stark örümceği kullananları gördüm. Çok hızlı kill alıyor. Nemrut zaten anti mutant ve defansa da oldukça etkili. Demir Adam %15'ten sonra etkili olabilir ama şöyle düşünün. Buraya koyacağınız adamların en baba 100-120M civarında canı var. Yani bunun %15'i 15-20K yapıyor. Millet 6 yıldız rage de giriyor. Bir özel saldırı 50-60K vuruyor. İş yapmayabilir. Kullananları gördüm ama çok iş yaptığını görmedim açıkçası. Ondan sonra Cima. Yani defansa koruyucu koydular bana birkaç kere. Dünya rekoru kırıyordum neredeyse. O kadar hızlı dövülüyor. Ben çok bir şeyini görmedim koruyucunun. Mistiklere baktığınızda Doktor Doom hem defans hem saldırı. Clairvoyant takviye kapıdanlara karşı iyi.
Onun dışında bence Hood olabilir. Yani Hood şöyle bir 7-8 tiyede 10 tane toplam orta saldırı yapsa, bir ağır saldırı çaksa çıkartabilir direkt adamı. Dragon Man defansta çok etkili. Scarlet Witch'i takviye açanlara karşı kullanıyorlar. Ondan sonra Ebony Maw defansta çok etkili arkadaşlar. Gayet güzel iş yapıyor. Ondan sonra Mor da iş yapabilir. Etimanlog zamana güzel oynatıyor. Amerika Chavez L2 engellenemez olduğu zaman öttürüyor. Mephisto yine zaman oynatan. Mojo. Kopyalı koca ayak. Juggernaut. Yine belki durduramaz. Kolossus. Manting. Bunlar da arkadaşlar zamana güzel oynuyor. Hatta Yüce Büyücü de fena zamana oynamıyor arkadaşlar. Bu arada buralarda oynuyorsanız, eğer buraya odaklı olacaksınız arkadaşlar, defanslarınız için söylüyorum, kanama zehri kapatmanız faydalı olacaktır. Defanslarınız daha fazla dayanır. Puanlama 3 farklı şekilde yapılıyor arkadaşlar savaş alanında. Birincisi rakibin nakavt edip etmemenize bağlı. Yani rakibin ne kadar canını aldığınıza bağlı. Nakavt ederseniz 30 bin. Nakavt edemezseniz ne kadar canını alırsanız o kadar puan veriyor. İkincisi sizin sağlığınız ne kadarsa o kadar puan alıyorsunuz. Üçüncüsü de ne kadar kısa sürede bitirirseniz arkadaşlar o kadar puan alıyorsunuz burada. Aklıma gelenler şu anda bu. Mesela şu savaşa girdiğinizde, işte kazandığınız dövüşte veya kaybettiklerinize girdiğinizde özetlere de buradan bakabiliyorsunuz. Mesela bir tane savaşınıza tıkladığınızda birinci, ikinci ve üçüncü rantları görebiliyorsunuz. Bakın mesela bununla kapışırken 1691'e 1661'miş. İlk rantta bana CGR atmış defans, ben de domino atmışım. Ben CGR ile arkadaşlar bakın sağlığım %58 kalmış. 8800 puan almışım. Nakat ettiğim için 30.000 almışım. 41 saniye dönmüşüm ve 48 kalıp bir puan almışım. Rakip Dominion'a nedense ne kafaysa King Groot da girmiş. Nakat tabii ki edemez. İyi yani, bence yine iyi götürmüş yanını. Sağlığı kalmış. Sağlık 84 kaldığı için puan almış. Sonra işte bizim muhafızın da canını götürdüğü için can almış. İkinci rantta Kitty Pryde'a Kitty Pryde girmişim ki orada bir bug oldu arkadaşlar. Anlatamam size. Oyunda da bu arada bug da hala var. Mesela rakip Malmen gözüküyordu. Adam Malmen'i seçti. Ama rakip olarak karşıma Kitty Pryde geldi. Çok enteresandı. Çok enteresandı. Yani rakip bir şey gösteriyor. O başka bir şey sokuyor falan. Bu bugları oluyor. Zamanınız gelecek. Ben de Hercule koymuşum. Adam Archangel'ı 65 saniyede almış. Üçüncü rantta da yine başka bir adam vardı. Bu sefer başka bir adam gözüküyordu. Köstebek geldi arkadaşlar karşıma. Yemin ediyorum çok enteresan. Bu sefer burada başka bir şey gösteriyordu. Bu sefer de Köstebek geldi. Manting. Çok iyi hatırlıyorum. Manting gözüküyordu. Ben de alev adam aldım. Köstebek koydu falan. Bu bug'lar oluyor. Düzelecek. Ben de Havok atmışım. Ebony ile girmiş. Yani bu adam resmen maçı bana vermek için çabalamış. O da ayrı bir şey. Daha böyle düzgün bir dövüşe. Mesela şu dövüşe baktığımızda iki dövüşü kazandığım için üçüncü dövüşe girmemişiz. İlk dövüşte adam Apokolips koymuş. Ben de Domino koymuşum. Apokolips'i 60 saniye almışım. %88 canına. O da Domino'ya direkt knockout vermiş. Knockout verdiği için bana vermiş. İkinci hatta ikimiz de Penny Parker koymuşuz. Ben Magneto'yla girmişim. O da Doktor Doom'la girmiş. Yine alamamış. Ve yine dövüşü bana vermiş arkadaşlar. Hatta son dövüşüme bakayım. Son dövüşüme baktığımda 3 roundluk bir dövüş. Yani 1700'lü puanlar arasında. İlk roundda CGR ile açık ara farkla almışım. Bu arada Cersei gerçekten güzel defans. İkinci roundda o bana Cersei attı. Cersei sayesinde o aldı. Mesela burada adam Hitman Key'i seçmiş. Bu arada çok kontrol problemi ne yazık ki yaşıyorum. O da ayrı bir şey. Ya kontrol problemi yaşamasaydım rahat 8-10 dövüş daha alırdım arkadaşlar. Ve ben 8-10 dövüş kazansam şu anda dünya birincisiydim. Çok önemli değil ama kontrol problemi burayı da etkiliyor. İkincisinde ben Magneto atmışım. Üçüncü de artık son dövüşte elimizde adam bitmiş. Ben Magneto atmışım. O da CGR atmış. Adam kalmış. Fazla saldırı seçmiş. Alev adamla girdim. Alev adamın Nova alevini açabiliyorsunuz. 28 saniyede gir almışım arkadaşlar. Çok güzel bir performans bu arada. O da 60 saniyede almış. Falcon'la. Falcon'la iyi almış yani. Metal sonuçta. Velhasıl kelam bu dövüşü de kazanmışım arkadaşlar. Özetlerinizi de buradan bakabiliyorsunuz. Sanıyorum son 25 maçı gösteriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Son 25 maçınızı gösteriyor arkadaşlar. Bu şekilde. Savaş anları bu şekilde. Oyun keyifli. Ödülleri geleceği zaman daha da keyifli olacaktır.
İleride mod açıldığında iki farklı modu olacak. Bir tanesi bu şekilde rekabetçi mod. Yani insanlarla kapıştınız. İkincisi de arkadaşlarınızla oynadığınız dostluk maçları olacaktır. Onlar puanlamaya tabi olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü o art niyetli kullanılabilir. Yani yan hesap açarsın. Sürekli yan hesabını yener yener durursun. Dünya birinciliğine kasarsın. Bu çok rahat art niyet olarak kullanılabilir ki insanların namus ve şeref kavramları düşmeye başladığı bir devirdeyiz. Bunlar çok rahat bir şekilde art niyetli kullanılabilir arkadaşlar. Böyle bir şey olacaktır. Geldiği zaman sizlerle canlı yayında bolca oynarız. Makarasını, keyfini yaparız diyoruz arkadaşlar. Aklıma gelenler bunlar. Baktıkça ne gelirse söylüyoruz. Bu neymiş? Savaş hedefleri. Ha, bu şeymiş, ödüller. Bu da şimdilik bu. İlerleyen zamanlarda o mağazaya güzel şeyler gelecektir. Kafanıza takılan bir şey varsa veyahut da söylemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazarsınız. 20 dakika olmuş video arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.